Dur, öyle mi çevireceksin? Nasıl çevireceksin? Çeviremesem de yine yapacağım. Döküyorsun, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, kemikli et, dolma biber, patlıcan, kabak. Da değişik bir sunum. Daha baştan beri hep diyordu ya hani böyle bir dökün, böyle bir dökün. Bunun altyapısını yapıyordu demek ki. Ben yine lafımın arkasındayım. Yöreme ait yemek yapacağım dedim. Karışık dolma yapacağım dedim. Masaya getireceğim, masada servis yapacağım dedim. Dolmalar da çok küçük. Karışık olduğu için tercihinize göre vereceğim şovu dedim. Şovu beğenmediniz mi? Hayır. Bunda emek yok mu? Büşra? Ben de beğenemedim. Hayır, emek yok mu bunda? Emek ne, var şey ama yani emek Selda Hanım'ınki gibi değil de açıkçası. Bunu da beğenemediniz. Emek, şu an görüntü güzel mi sence? Güzel değil mi? Benim aha, gözüme... aha, Gaziantep, Diyarbakır. Benim uyuma, gözüm... uyuma. Bak, çok hiç yağ yok. Sımmaklı ekşili, uyuma. Yağ mı? Yağ hiç mi yok? Hiç yağ yok. Şu an senin bulgurun gibi suya atmamışımdır, emin ol. Öyle, sen öyle sak. Peki ablam tabakları getir burada servis edelim. Hem ben getiriyorum. Meral Hanım. O yöresel yemek falan değildi. Bildiğimiz dolmaydı. Ya Meral Hanım bunun yöresellikle ne alakası var? Altlı üstlü kemikli bir dolma. Meryem abla nasıl buldun? Pek beğenemedim açıkçası. Ne açıdan beğenemedin? Dolmanın içi çok ay, rahat olmuş. Ay maşallah maşallah sen nazar de bugün gurme kesildin maşallah. Hayır şimdi olmayan bir şeyi nasıl olmuş diyebilirim. Yani haftanın başından bugüne kadar konuşmayan Meryem Hanım ben seni pek savundum. Pek beğenmedim açıkçası gerçekten ben seni beğenmedim. Savundum konuşamadın hayır, bile. Hayır savunmayla alakası şimdi doğru neyse ben onu benim söylüyorum. Benim gönlümde çat 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 konuşuyor. Çok yoğun ekşi bir baharat kokusu var. Ne var? Baskın baharat şey mi acaba? Kimyon çok fazla koymuşsunuz sanki. İçi lapa olmuş. Dolmanın içi mi lapa olmuş? Evet. Çok pişmiş. Yani haftanın başından bugüne kadar öyle menüler yedin. Öyle menüler yedik, yedin ki. Önümüze gelen menüleri yedik. Konuşamadın, yani. Yorum yapamadın. Çorbayı getirdin. Çorbadan önce zaten kokusu önünden gidiyordu. Yine. Sizinkini de gördük. Benimki. Tamam şey daha soğuktu ama yani nohutları çok sert. Senin menünün yanında benim menüm. Hafif mi? Bence çok basit kalıyor. Menünüzü söylerken etli diye söylüyorsunuz. Biz de etli bekliyoruz sizden. Tamam eti içine koymadık, dışına koyduk. Etin tadına baktın mı? Ama bu etli, bu kemikli et olmuş oluyor. Anlamıyor ki. Siz... Bak çatalımsı diyorum. Eti kopar, eti. Siz kabullenmek istemiyorsunuz bence ya. Meral Hanım. Bak, siz kabullenemiyorsunuz. Hayır, hayır kabulleniyorum. Hayır kabullenemiyorsunuz. Şimdi bıçak var, çatal var değil mi? Evet. Etin tadını merak ediyorsun. Tamam etin tadına baktım. Şu, pişmiş ette bir şey demiyorum. Baktın mı etin evet, tadına? Evet yedim. 3-4 dilim yedim. Yani tencerenin içinde et çıktı mı? Yani tencerenin içinde et çıktı diye yani bu ekli dolma olmuş olmuyor bana göre. Meryem abla dolmayı beğendin mi beğenmedin mi? Pek beğenmedim niye yani pek açıkçası. Pek niye beğenmedin? Yani damak tadıma uymadı. Dolma böyle olmaması lazım bana göre. Büşra. Ben beğendim. Güzel tadı, tuzu yerinde, ekşisi yerinde ama bu görüntü hiç hoş değil. Hani çok sunumu seviyordu Meral abla ya, sunumu çok seviyordu ama bu asla böyle olmamış. Pişmesi de, eti de, dolması da güzel olmuş ama sunum asla olmamış. Peki, ama görüntüyü beğenmedim. Evet. Bakın onun özel sunum şeyine kadar memleketten getirttim. Bunun sunumu böyle. Halise. Ben de beğenmedim. Niye? Görüntüsü de hoş değil. İçi bir kere çok sulu. Tadı da biraz ağır gibi. Yağsız. Bana siyah isot konulması lazım ekstra. Onları hiç göremiyorum. Pardon ne koyulması lazım? Siyah isot, pul biber hiç göremiyorum. Ha bütün hepsini beğenmedim. Bir kusur siyah isot kaldı. Ama işte konulması gerekeni peki, soruyorum ben. Halise, eti beğendin mi? Et 2 saatte pişti tencerenin dibinde. Kemikli. Et iyi pişti. Pişmesine bir şey demiyorum ama tadını beğenmedim. Sen nasıl doğulusun ya? Böyle nasıl Batmanlısın niye ya? Niye beğenmedin? Eti tadını niye beğenmedin? Baharat olur, içinde salça olur, yoğun olur. Sen nasıl doğulusun fazla ya? Fazla pişince sertleşiyor ya. Hani böyle yavan yavan samana dönüşüyor ya. Et yağlı bir et ama. Bana öyle geldi. Sen o etin neresini yedin? Et bütün çene duruyor orada. Ya. Hayır ya, kopardım şurasını. Bakayım sen, çok pardon. Bu et
Bütün cene duruyor. Bu etin neresini yedin Halis? Bakın. Şu eti görüyor musun? Ya ayrılıyor olması güzel oldu anlamına geliyor. İyi de bir saniye şimdi bir arkadaşlar çok pardon. Şimdi demedim ki. Bak bir saniye bir etin güzel olduysa ki ayrılması güzel olduğu anlamına mı geliyor? Şimdi demedim zaten. Bak şimdi et diyorsun ki kuru sası bir et diyorsun. Bak bu etin buraları yağlı. Seletin eti ayırmazsan etin. Bak beni bir dinle. Köşesinden alırsan zaten lezzetsiz gelir. Bu yani et yemeyi bilmiyorsun sen anladığım kadarıyla. Eti yemek için kemikli etin özellikle iç kısmı yağlı olan kısmıdır. Burası yenir. Sen bütün et önünde duruyor. Eti hiç deşmemişsin. Bütün eti mi yiyeyim yani tadını anlamak için? Anlamadım. Nasıl? Bütün eti mi yiyeyim? Bütün eti değil. Eti böleceksin. Kemiğinden ayrılan o yağlı kısmı yiyeceksin. Bak. Bu. Etin en lezzetli kısmı burası. Yağlı olan kısmı. Yine de etli dolma olarak kabul etmiyorum. Yani yemekten anlamıyorum ki. Ben ona bir şey demiyorum sana. Sadece et yemeyi bilmiyorsun. Etin pişmesi sen. Güzel. Et zaten. Güzel pişmiş evet. Hayır et sası ve yavan dedin ya çünkü etin bana yağlı yerini yemiyorsun. Bak böyle tiftik oluyor bak, ya şu. Bak dün senin koyun etinde de kimdi Büşra? Dedi ki ben koyun eti sevmiyorum özellikle direktim. O da zaten ona göre puan verdi sevmediği için. Hayır yani. Şunu dedim. Onun hastalığına özellikle göre. Dedim ki sen koyun eti sevmeyebilirsin ama koyun eti mümkün mertebe kokuyor. Pişme durumuna bakacaksın. Bırak yemek yemeyi bilmiyor da. Yemekten anlamıyorsun ki. Değil ya. Yemeği bilmiyorsun daha doğrusu. Neyi güzel değil onu değil. Anlamaya çalışıyorum. Tadı güzel gelmiyor bana. Bilmiyorum. Sen et mi sevmiyorsun? Yok et severim. Yani çünkü bu et onun yaptığı bir şey değil. Hayvanın kendi ürünü, hayvansal ürün yani. O hayvanı sevmedim. Yani etin neyini... O zaman Büşra da demek ki dün senin koyun etini beğenmemek de haklıymış. Etin neyini beğenmedim? Pişmiş, kemiğinden ayrılmış. Bir tat alamıyorum böyle. Kız korona falan mı oldun sen? Hayır. Ne alaka? Neyin tadını alamadın? Güzel bir tat vermedi. Peki, neyse. Çok güzel oyuncusun Selda. Yalnız. Ben sadece şey söyleyeceğim. Dolmanın içinde soğan var mı? Var. Çünkü soğan gelmedi bana. Var. Soğan tadı gelmedi. Çünkü bu soğanı daha bol olması lazımdı. İki tane doğradı galiba, iki baş soğan. Soğanı çünkü bana az geldi o yüzden ama içi lezzetli. Eti güzel pişmiş, ona diyecek bir şeyim yok. Sadece ben de sunuma takıldım. Hani etli dolma diyor ya, hani biraz daha görseli güzel olabilirdi. Sadece görseliye takıldım. Onun dışında lezzeti güzel. Anladım. Peki afiyet olsun herkese. Eline koluna sağlık ablacığım. Afiyet yani, olsun. Yani dolmanın lezzeti çok güzel olmuş. Genellikle bakın bu dolmaları yapıyorlar. Tencereyi iç harcını lezzetli yapıyorlar ama tencerede bütün tadı tuzu gidiyor. Suyla karışıyor. Bak burada suyu ayrı gelmesine rağmen patlıcanı kestim, yedim. İçindeki pirinçlerinde hala baharat ağzınıza geliyorsa geliyor, demek ki evet. O dolmanın lezzeti içinde. Yani bunu söylemek istiyorum. Duy. Eğer dolmanın içinde baharat kalmışsa o dolma lezzetli bir dolmadır. Eğer içini açtığınızda içi yavan geliyorsa o zaten dolma değildir. Bütün lezzet suya karışmış gitmiştir. Şu ana kadar belki bu programda 50 tane dolma yaptılar. En az 10 tanesi lezzetli. Çünkü bütün lezzet suya gitmişti. Ve açtığımda pirinçler gayet şimdi lapa olmuş diyorsun. Bu tencere bu et pişene kadar o dolma zaten diri kalması imkansız. Evet. Evet diyorsun niye lapa dedin dolmaya? Eti içine koyacaktı, kemiği koymayacaktı. İkisinden birini seçecekti. Nasıl eti koyacaktı kemiği? Yani etli dolma diye geçiyor ya. Şimdi bu dolmayı etli yapması için kıymayla yapması lazım. Kuşbaşı etli değil. Kıymayla hangisini, dolduracak içini. O kendi etli kararı dolma olacaktı. Dedi altına kemikli et koydu. Et zaten i̇şte tencerenin içinde. Kemik geç pişiyor. O yüzden tamam, dolma hayır. Daha fazla. Lapa pişiyor. Olması zaten güzel olmuş yani dolma. Açtığında pirinçler ağzına biz gelmiyor. Biz bu kadar pişirmiyoruz açıkçası. Öyle şimdi diyeyim. Sizi bizini bilmem ben. Ona bakarsan Eltin Diyarbakırlı diyorsun. Evet. Bak bu da Diyarbakırlı. O ayrı pişiriyor, ayrı pişiriyor. Ama onun daha lezzetli oluyor gerçekten. Bence Kadir Bey'i biraz dinleyin, duyun. Neyse ya herkesin dinliyoruz. Damak lezzeti düşük kendine. Düşük puan vereceğim diye. Yediniz güzel pişmiş. Ben et bir şey yani demiyorum. Ben lezzetli sadece, bir et bakın, olmuş. Düşük puan verebilirsiniz. Bir şeyleri beğenmiyor da olabilirsiniz. Ama bazen yorumlar bana mantıklı gelmediğinde cidden ben tuhaf oluyorum yani. Halise'nin gününde bak koyun eti sevmiyorum dedi. Özellikle direttim. Dedim ki sen sevmeyebilirsin ama bu kız o koyun etini pişirmiş. Et pişmiş mi pişmemiş mi ona bakmak zorundayız. Şimdi burada da et kemiğinden ayrılmış. Dolmanın iç pirinci pişmiş. Dolmayı açtım da pirinci ağzıma attığımda nanesi, baharatı, acısı, patlıcanı pişmiş ağzıma geliyor. Evet görüntü olarak çok hoş bir görüntüsü yok. Açıkçası buraya getirdiğinde yani devirdiğinde kargacık burgacık bir dolma görünüyor. Oraya da geleceğim. Sıcaklığından ziyade sebzeler çok iri seçilmiş. Hı hı. Kabaklar, patlıcanlar daha böyle küçük olmalı. Dolma biberler minik minik dolma biber olmalı. Evet. Çünkü çok kaba ve içi çok su alıyor. Ama lezzetli. Bak tabak bitti. Lezzetli. Çünkü eti lezzetli. Ayırdığımda yağlı et hellim hellim olmuş. Evet saatlerce yani lezzetli o zaten olmuş. Pişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.